4 Eylül haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Evet, koçlarla baktım. Evet demekten nefret ediyorum. Bunu başta çözelim. Bir de benim çok konuşmamla ilgili şikayet eden herkese şöyle yorum yapmak istiyorum. Ben hızlı konuşmazsam keyif almam programda. Sizin de keyif almanız için kelimeleri yutmadan konuşmaya dikkat edeceğim diyorum. 24 Eylül'de koç burçları özellikle evet maddi kaygılar çok ön planda ve bir sürü işlerle ilgili yoğun bir tempodalar ama onlarda aileden kaynaklanan sağlık problemi ve çözülmesi gereken bir ameliyat var. Biraz canları sıkılabilir. Koçlara diyorum ki Ekim itibariyle işinizle ilgili aksi giden her şey iyileşme noktası sağlayacak. 24 Eylül'de belli anlaşmalar yenilenecek. Yerinizde bir değişim ama parasal geçmişle ilgili ödemelerinizde çok zorluk yaşadığınız için kaygı ve endişedesiniz. Kasım itibariyle borçlarda biraz iyileşmeler başlayacak. Özel hayat konusunda da özellikle evliliğinizi daha iyi noktaya getirmek gibi niyetiniz var. Ama ilişkiniz yoksa Kasım ayının ilk haftasında muhteşem bir aşka erken açacaksınız. Huzur aşkı diyorum. Ama ev değiştirme ya da uzun süredir evinizle ilgili şikayet ediyorsanız Ocak ayı bu konuyla ilgili çok doğru süreç, hayırlı bir evreye girmiş olacak. Koçlarda göz problemi, alerjik enfeksiyon söz konusu olabilir ve grip enfeksiyonu gündemde olabilir. Dikkat diyoruz ve uzun süredir de bazı mirasla ilgili çözülmesini istediğiniz noktaların evrakları başlayacak ve hakkınıza düşen payı Aralık sonuna kadar almış olacaksınız. O yüzden koçlar aralığa kadar sabırlı olurlarsa para dengeleri de rahata erecek. Boğa burçlarında 24 Eylül aslında özel hayatlarıyla alakalı yaşadığı çalkantılı mutsuzluk onları çok ciddi bir depresyona soktu. O yüzden spor hani yemeğe verdiniz ve spora gidip kilo aldığınız dengeleri iyileştirmek istiyorsunuz. Ben de diyorum ki çok güzel bir iş anlaşmanız var. Bu imzanızı atın. Evet sporunuza da gidin. Çünkü yaşadığınız 3-4 ay çok hüzünlü ve gözyaşılı bir dönem yaşadınız. Geçmişi geride bırakın. Çok verimli bir haftaya giriş yaptınız. 24 Eylül sizin için gerçekten yeniden doğuş ve iyi bir süreç ve uzun süredir devletle ilgili beklediğiniz evrağınız temiz bir şekilde kapınıza gelmiş olacak. Bunun muradını yaşayacaksınız. Özel hayat konusunda da geçmişten biri size evlilik teklif edecek. Ağzınız açık kalacak. Geçmişteki ilişkiniz hayırlısıyla başlangıçsa uzun süredir ilişki yaşamayan boğa burçları için evet muhteşem bir aşk var ama biraz daha sabırlı olursanız doğru noktaya yelken açacağınızı söyleyebilirim. İkizler burcu 24 Eylül aslında onların ilişkilerden çok yoğun bir iş temposu ve yeni büyük imzalar atıldığı işle alakalı süreçte ama iş bekleyen ikizler burcu için inanılmaz bir hafta Ekim'e kadar doğru iş kapısı olacak ve hayırlı olacak. Ailede gereksiz kırgınlıklar var. Bu kırgınlıkların toparlanmasını istiyor aile büyükleri. Bence ikizler artık geçmişi kapatın. Kırgınlıklar geride kalsın. Sizin için çok güzel bir iş anlaşması, doğru bir söz ve nişan dediğimiz bir Ekim haftasına giriş yapacaksınız. Ailenizde de uzun süredir arabayla ilgili sorun yaşayan birinin yeni bir araç alma gibi sevinci yaşanacak. Bir de yurt dışı seyahatiniz, iş gereği seyahatleriniz var. Yurt dışından size doğru bir teklif olabilir. Bunu değerlendirirseniz sevineceğim. Sizde de mide krampı ya da uyku apnesi olabilir. Sağlığınıza bu konuda dikkat edin. Ve uzun süredir çocuk bekleyen ikizler için gerçekten çocuk dönemi başladı. Evliliğinize ya da ev halinize çocuk muradı gerçekleşecek diyorum. Hayırlı olsun. Yengeç burçları 24 Eylül. Aslında onların ilişkiler konusunda devamlı tartışma, kavga, gürültü dediğimiz bir süreç yaşanıyor. Ve gitmek istediği farklı bir yere yerleşme gibi bir fikri var. Parasal evrede çok dipte yaşadıkları için dengeleri oturtamıyor yengeç burçları. Diyorum ki sizin Ekim ayı bitecek, Kasım ayı sizin dengelenme ve iş konusunda ve para konusunda rahat erme dönemi. Ama uzun süredir geçmişteki ilişkinizle ilgili muallakta gidiyorsa bu netliğe kavuşacak ve ilişkinizde bir bütünleşme. İlişki yaşamayan yengeçler için de 24 Eylül'den sonra muhteşem bir aşk var. Doğru insanla karşılaşma ama yeni bir beklediği bir işte şu an çalışıyorsunuz ama yeni bir iş beklentiniz var. Bu işten güzel bir haber alacaksınız. Yeni bir değişim ve sizin konumunuzla ilgili güzel bir süreç sağlanacak. Sizde de ufak tefek kazalar olabilir. Göz nazara gelmiş olabilirsiniz. 21 Yasin, Ayetel Kürsi, Nas, Felak okuyun. Bunu bir bardak suyun içinde okursanız üzerinizdeki enerji değişecek ve evli çiftlerde de aslında evlilikleriyle ilgili değil de çocuklarla ilgili tedirginlikler var. Bunlar da geçmişte kalacak diyorum. Aslan burcu 24 Eylül aslında çok yoğun iş var da hani halbeye mi çalışıyorum, beleşe mi çalışıyorum ya da her şey elimde patlıyor, Emine'ciğim
Ekim ne olacak diyen aslanların Ekim'de süt limanı olmuş, bir sürü anlaşmalar yapılmış ve para dediğimiz dengeyi kuracaksınız. İlişki konusunda uzun süredir ilişki yaşayamayan aslanlar için muhteşem bir aşklar ama ilişkisiyle gelecek planı yapan aslanlar ev arıyorlar, yeni bir düzene geçiş yapmaya çalışıyorlar ve hayatındaki insanın devletle ilgili çözmesi gereken oluşumları ile ilgili beklentileri var. Bunlar olumlu olacak. Bir de ailede gereksiz atışma, tartışma olabilir. Bunlar yersiz, kırıcı bir nokta olmayacak. Bir de ev satma gibi niyeti olan aslanlar var. Bence şu an hiçbir şey satmayın. Oturun oturduğunuz yerde. Satma kararınız bence 2019 Eylül-Ekim itibariyle satarsanız yeriniz daha kıymetli. Sizde de alerjik olarak kaşıntı ya da sinirsel olarak boğaz ağrılarınız olabilir. Dikkat diyorum. Ama sizde de bir rahimle ilgili de dikkat edin, kontrol edin istiyorum. Başak burçları, evet, başaklarda neler bekliyor 24 Eylül? Başaklar aslında bazı duygusal boşluktalar, çok büyük aşk arayışındalar, aile özlemi yaşıyorlar ve artık fedakarlık yapmaktan bıktılar ve para kazanmak istiyorlar. Başaklar belki birkaç ay daha sabırlı olurlarsa kendi kariyerlerindeki düzensizlik düzene girmiş olacak. İlişki konusunda da çok verimli bir aşka yelken açacaksınız ama evli başaklarda ciddi gereksiz tartışmalar, evlilikler kötü noktada sonuçlanabilir. O yüzden evliliğinizi kurtarmaya başlayın istiyorum. Çocuklarınızla ilgili de eğitimleriyle ilgili kaygılarınız var başaklar. Kaygı etmeyin. Ev hanenizdeki çocuklar gayet zeki ve ne istiyorlarsa başaracaklar. Sizin de bir evi satıp yeni bir eve geçme ama bazı borçlardan dolayı korkunuz var. Bence Aralık ayı itibariyle başaklar bunu yaparsanız daha sağlıklı olacak. Bir de uzun süredir miras mevzusu, mahkemesel sorunlarınız var. Bunlar da Kasım sonuna kadar çözülmüş. Başaklar'da güzel bir para dengesi sağlanmaya başlayacak. Terazi burçları 24 Eylül'de aslında onlar için en büyük sorun çok yoğun bir iş temposu var ve bir süre geçmişe ait borçları toparlamaya çalıştılar. Ama onların daha ailesinden kalan bazı maddi ve manevi sıkıntılar gündemde oldukları için ne işe ne evine ne hiçbir şeye konsantre olamıyorlar. Kendinizi iyileştirmek amaçlı dengenizi kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü siz başarılısınız teraziler. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Huzurlu bir hayat istiyorsunuz ve gelecek yatırımları yapmak istiyorsunuz. 2019 sizin bütün şanssız kapılarınız geride kalıp daha verimli sürece gireceğiniz için şu 24 Eylül'den sonra sakin plan, düzenli bir plan yaparsanız Rabbim sizi en iyi noktada. Sizde de bel fıtığı, ayak ağrıları söz konusu olabilir. Uzun süredir ilişki yaşayamayan terazi burçları içinde aslında kapıda bir aşk var ve bu aşk onların uğur böceği olacak ve gerçekten kalıcı insanı olacak diyorum. Akrepleri 24 Eylül neler bekliyor diyorsanız akreplerde de evet iş gerginliği, para, ödemelerle ilgili çok kaygı yaşıyorlar ve bir sürü kartların onlara verdiği sıkıntı ve bir sürü ödemeler onları çok zorladı ama hayata karşı ve Allah'la olan hukuku çok güçlü olduğu için akrep burçlarının tekrar yeniden doğacağını ve bütün işleri çözüp tekrar eski saltanata, evet Rabbim sizi gerçekten çok zorlu bir sınavdan geçiriyor. Bu sınavı doğru dengelediğiniz takdirde Kasım sonuna kadar tüm borçlarınız hani düzene girmiş olacak ve ödeme kolaylığı yaşanacak gözüküyor. Özel hayat konusunda şu an özel hayattan çok paraya takık olduğu için aşkı kenara bıraktınız. Ama deli gibi aşk isteyen akrepler için de uzun süredir beğendiğiniz kişiyle flört deneme ve gelecek hayatta da birlikte yaşam evresi gözüküyor size. Ama çocuk isteyen akrepler için de belki Ocak ayı çok doğru bir süreç, çocuk tedavisi görebilirsiniz ve evinizde çocuk sevinci yaşanacak. Bir de miras konularımız var ama kimsenin cesaret edemediği yasal sorunlarla mücadele etmek istemiyorsunuz. Davalarınızı açın, yasal sorunları halledin diyorum. Yay burçları aslında aşk arıyorlar. Deli gibi aşk arıyorlar. Uzun süredir aşksızlar ve onların işte para da önemli ama aşk bizim için daha önemli. Yaratıcılığımızı yaratıyor diyen yay burçları. Evet, aşkı arıyorsunuz ama doğru insan arıyorsunuz. Kültürlü arıyorsunuz, konumlu arıyorsunuz. Evet yaylar, size muhteşem bir aşk var. Kasım'ın ilk haftasına kadar bu aşkı ve evlilik yapacağınız insanı bulacaksınız. Sizde de annede diz, kapak, ayak problemi olabilir ve ailenizin çözmesi gereken bazı mallarla ilgili satılma kararı olabilir. Bunun verdiği bir gerginlik olabilir ama yaylarda uzun süredir beklenilen iş beklentileri ve haber beklediğiniz noktadan da Ekim'in ilk haftası itibariyle bir iş başlangıcınız olacak ve işiniz çalışan insan içinde konum olarak Ekim sonuna kadar konumunuzda değişim ve kademenizde aydınlık söz konusu olacak diyorum. Evet, annede sağlık problemleri söz konusu dedik yay burçları için. Yapmanız gereken tek şey arabayı değiştirmek istiyorsanız biraz sabırlı olun, arabayı değiştirmeyin diyorum.
Oğlak burçlarında aslında çok yoğun bir iş ve çok inanılmaz derece yoğun bir hareketli bir dönem yaşıyor Oğlak burçları. Bir sürü yeni iş imzaları, bir sürü projelere imza attılar ama para kaygıları ve bu işleri başaracağım, başaramayacağım korkusu yaşıyor. Oğlaklar evet başaracaksınız ama 1,5 ay sabırlı olursanız yapmış olduğunuz işlerde çok büyük başarı ve sonu aydınlık olacak. Aşk isteyen Oğlaklar, hadi bu haftadan sonra size muhteşem bir aşk ve ruhunuzu ve kalbinize uyacak bir insanla muhteşem bir aşkla yelken açacaksınız. Evliliğinizle alakalı ev almak isteyen ve evliliğimizde daha iyi bir eve geçmek isteyen Oğlak burçları için de Kasım ya da Aralık itibariyle kendilerine muhteşem bahçeli bir ev alma düşünceleri var. Hayırlı olacak. Yöneticileriyle sorun yaşayan Oğlak burçları da gerçekten yöneticileriyle eski kavgalar geride kalıyor. Yeni yönetim ona çok iyi ve faydalı gelecek. Sizde de belki göz tansiyonu ya da tansiyon probleminiz olabilir. Bunları kontrol edin diyorum. Kovaları neler bekliyor diyorsanız 24 Eylül kovalar için inanılmaz değişken, inanılmaz sinirli, inanılmaz kavgacı bir yön hafta. Kovalara kimse dokunmasın bu hafta çünkü ne söyleseniz alınacak, ne söyleseniz bağıracak. Kovalarla sakin bir hafta yaşamak çünkü onların özel hayatları bir türlü oturmadıkları için sinirli ve gerginler. Para hayatlarıyla ilgili de evet yeni büyük işe imza attılar ve aynı işten sıkılan bir sürü kovalar var ve iş arayışındalar ve bulamadıkları için kovalar hani patlayacak bir bomba gibi. O yüzden bu hafta kovaları sakin, rölantide ve tepki göstermeden konuşursanız kovalarla dostluğunuz da bozulmaz. Evet, uzun süredir beklediğiniz bir mal, para bekliyorsunuz bir malın satılmasını. Daha onun vaktiniz var, 2 ay sonra parasal dengede de rahatlık ve aşk isteyen kova burçları biraz daha sabırlı olurlarsa 2019 onlar için aşkın ve evlilik yapacak doğru noktayı bulma. Ama çocuk isteyen kovalara da Kasım sonu itibariyle çocuk süreci var diyorum. Hatta ikiz çocuk olabilir. Balık burçları 24 Eylül'ü neler bekliyor diyorsanız balıklar inanılmaz derecede iş temposu, yoğun bir evrak, yoğun dosya, yoğun aile, yoğun sevgili, yoğun iş derken 7 parçaya bölündü. Balıkların uzun süredir anlaşmak istediği iş kapısı hayırlı bir şekilde anlaştı. Onun dengelerini oturtmaya çalışıyor balıklar ama iş problemi yaşayan balıklar için daha 2 ay çok eziyet dönemi. O yüzden 2 ay sabırlı olursanız çok güzel bir iş anlaşması sizin için hayatınızın uzun soluklu garantisi olacak. Ve ilişkileriyle ilgili problem yaşayan ve uzun süredir oturtamayan balıklar da Allah kısmet ederse Ekim sonu ya da Kasım'ın ilk haftasında doğru aşk yelken açmış olacaklar. Verimli bir süreç var balık burçları için ama biraz rölantideki hayatlarını disiplin ve düzen ve uyku modundan çıkarsanız ve aile öfkesini kenara atarsanız daha başarılı, daha planlı nokta sağlanacak diyorum. Ve devletle ilgili askere gidecek balık burçlarımız var. Allah kısmet ederse gidip hayırlısıyla geri dönüş yapacaklar. Balıklar korkmayın, size güzel bir Ekim başlangıcı olacak, verimli başlangıç. Evet, bizi takip eden burçlarımızı, rüyalarımızı, bizi magazinle, her şeyle takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Milliyet.com.tr'de Mike Şişman'a çok teşekkür ediyorum. Bizimle ilgili güzel şeyler söyleşi yapmış. Allah onun da yolunu açık etsin. Biz her daim klasik ruhumuzla devam ediyoruz. Kendi yerimizdeyiz, kendi noktamızdayız. Bizi seven herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.